Ya bu mu yani mesele? Zehra'la pikniğe gidelim diye mi tartışıyordunuz Güney? Tartışmıyorduk Songül. Gazına gelip durma şu kadının Allah aşkına ya. Bir şaka yaptım söylemediğini bırakmadı. Tanımıyor musun Zehra ablayı? Ayrıca hakikaten piknik nedir ya? Çayına çimene yayılıp sabahtan akşama kadar bir şey yemenin nesi bu kadar güzel? Ya biz senin gibi barbekü partilerinde büyümedik Güney. Seviyoruz yani, kültürümüz bu kadar. Ne alakası var bunun kültürle falan? Sevmiyorum kızım ben böyle şeyleri. Sevmek zorunda mıyım ayrıca? Çok istiyorsan illa alırsın Zehra ablanı, götürürsün pikniğe. E götürürüm tabii. Ya senin derdin ne ya? Ne oluyor sana? Boğuluyorum. Anladın mı? Sıkılıyorum, dayanamıyorum artık Songül. 18 yaşındayız lan biz. Şu yaşadığımız hayata bak. Ya ne var hayatımızda? Ne var hayatımızda? Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Genciz lan biz daha. Mecbur muyum ben Zehra ablanın problemleriyle uğraşmaya? Ya biz sana alıştığın hayatı veremeyiz. Elimizden bu kadarı geliyor. Saçma sapan konuşma Songül. Sen hala ben alıştığım hayatı istiyorum mu zannediyorsun? Ya tamam, ne istiyorsun? Ya gerçekten ne istiyorsun Güney? Hiçbir şeyle mutlu olmuyorsun. Sen ne istiyorsun ya? Bıktım Songül, anlamıyor musun ya? Bıktım. Boğuluyorum Songül, bunalıyorum. Anlamıyor musun ya? Bak bebek uyandı. Git kardeşine bak. Ne dedik, ne o mangal dedik? Ne dedik? Gerçekten ne istiyorsun Güney? Yaşadığımız bu hayattan bıktım. Ya tamam, bağırma. Ne oluyor ya, ne oluyor? Ne bas bas bağırıyorsun? Allah Allah! Uyandı işte çocuk. Git uyut, uyutabilirsen bakalım. Uyutmuyorum Zehra abla. Git kendi çocuğunu kendin uyut. Her fırsatta da bir iş kitlemekten vazgeç artık ya. Ne kadar terbiyesizce konuşuyorsun benimle. Ya Güney, susar mısın? Güney! Haksız mıyız ya? Niye susuyoruz kızım? Mecbur muyum ben Zehra ablanın bebeğini uyutmaya? Yeter be! Bağırma arkadaşıma. Kader, sus sen, karışma. Ya karışırım Songül. Bu adam seni ezikleyemez. Ya saçma ama, beni ezikledi falan yok. Sadece tartışıyoruz. Nasıl eziklemiyor ya? Ya bu adam utanıyor senden, utanıyor. Tekstil atölyesinde çalıştığını söylemedi arkadaşlarına. Tekstil mühendisliğinde okuyormuşsun, öyle söyledi. Söylemedin mi, yalan mı söylüyorum? Çok nankörsün. Yani gerçekten böyle mi söyledin Güney? Karım okuyor mu dedin? Öyle değil Songül. Bir açıklayayım, izin ver. Ha, neyi açıklayacaksın? Niye karım tekstilde çalışıyor diyemedin? Ne yani, kendine beni yakıştırmıyor musun? Ne alakası var Songül? Ya çok alakası var ya. Resmen benden utanıyorsun. Güney, ben senin için her şeye katlanıyorum. Sadece derslerine çalış istiyorum. Ya sabahtan akşama kadar köpek gibi çalışıyorum ben. Ya senden ne para istiyorum ne başka bir şey. Sadece beni sev istiyorum. Sadece mutlu olalım istiyorum. Ezilmeyelim, yenilmeyelim. Ama sen benden utanıyorsun öyle mi? Allah seni kahretsin ya. Songül. Ya defol ya. Benden utanıyorsan defol git bu evden, defol. Ya defol git, ne duruyorsun?